Düne kadar bir mermi yapamıyordu. Mermi. Yapamıyordu ya. Kaç yaşındasın? 60 yaşındayım. 5 sene sonra para alacaksın. Ne kadar alıyorsun? Niye 5? Lan ben 5 sene yaşayacağım mı? Ya şimdi pansiyonda gidip yatıyor be. Adam ben senet şey senet mi yaptım yukarıya? Bir de abi o telefonu. Bak adamın telefonu yok. Ya çalışmıyor. Bak. Bakın. Çalışmıyor. Yani seçim olsa kim oy verir? AKP dışında herkes. Neden? Çünkü Türkiye'nin hali belli. Adam evine bir ekmek götüremiyor. Yokluk içinde, sefalet içinde. Bir kuru ekmeğe muhtaç olan insanlarımız var. Daha fazlasına gerek yok zaten. Yani aslında ekonomiyi nasıl bulduğumu şöyle bir örnek vereyim. Ben inşaatçıyım. İnşaat işleriyle ilgileniyorum. Basit bir örnek vermek gerekirse bir plaka alçıpan alıyorduk biz. Bir sene önce 12 liraya, 13 liraya, maksimum 15 liraya, bugün 40 lira. Bir senede. Ya da alçıpan dübel alırdık. Eskiden giderdik nalburlara, alçıpan dübel var mı? Bir 5-10 tane ver dediğimizde adam avuçla verirdi. Şimdi altın gibi tane tane sayarak veriyor. Yani yağın bile artık 1 litre işte ya da 250 gram seviyesinde satıldığı bir yerde ekonominin iyi olduğunu söylemek herhalde biraz aptalca olur. Öyle düşünüyorum. TÜİK açıklama yaptı. Yıllık enflasyon %21 dedi. İnşallah öyledir. Muhtemelen TÜİK, muhtemelen TÜİK'teki memurlar, bürokratlar kendi pencerelerinden bu meseleye bakıyorlar. Ve oradaki bürokratların her birisi aylık 60-70 milyar, 100 milyar maaş aldığı için Türkiye'deki enflasyonu da %20 seviyelerinde görüyorlar. Madem %20 seviyelerinde görülüyor, o zaman bu insanların bu kadar varyansın etmesinin sebebi ne? Ya da biz genellikle ahlakımızı ön plana koyan bir toplumuz. Bu kadar iyi, bu kadar ilerici bir toplumuz, bu kadar misafirperveriz de. Bu toplumun hepsine de yalancı denilemez herhalde. Yani o eğitimden ekonomiye kadar bu sokaktaki 100 tane insana sorun 90 tanesi. Muhtemelen AKP'ye oy veren insan bile ekonomi kötü gidiyor der yani. Sizce ne kadar enflasyon? Yani bizim yaşadığımız boyut şu, ben mesela daha önceki ekonomik krizleri de gördük. Yani Türkiye'de ekonomi hiçbir zaman aslında istenilen seviyede değildi. Ama arada bir fark vardı. Türkiye'nin kendi öz kaynakları vardı. Ekonomik şöyle şuna benzer, yani bir insan iflas edebilir ama tekrar ayağa kalkabilmesi için bir enerjisi varsa, bir motivasyonu varsa ya da bir araç gereci varsa tekrardan düze çıkma şansı var. Türkiye kendi kaynaklarını satmış bir ülke. Dolayısıyla bu saatten sonra düze çıkabileceğine de çok fazla inanmıyorum. Yani bizim hissettiğimiz enflasyon derece %100. Ekonomiyi nasıl buluyorsun? Abi bitmiş. Serbest piyasa olmuş. Serbest piyasa var. Şu anda inşaatçıyım. Mesela her şeye zam. Yemeğimize hiçbir zaman zam yok. Sürünüyoruz yani. Biz şu anda bugün çalışırsam karnım tok. Çalışmasam açım. Yani her şey ortada. Yıllık enflasyon %21 dedi. Ya abi her şey yalan, kurban olayım ya. Adam diyor ben doğalgaz bulmuşum. Bir hafta geçmeden zam üstüne zam, elektriğe zam, her şeye zam. Şu anda korkuda bir ay 101'e bile giremiyoruz. Yani diyor ya fakirin evi ay 101'e bile giremiyoruz. Ya başını almış gitmiş. Her şeye zam abi, her şeye zam. Şu anda gençler evlenemiyor. Şu anda herkes bankalara hacizlik olmuş. Ben kendim doğuluyum. Ben kendim gidiyordum mesela orada 50-60 koyun besliyordum. Kendi şeyimi geçiriyordum. Şimdi neden yapmıyorsun? Abi bitmiş. Hayvancılık bitmiş. Bak devlet hayvan veriyor. Diyor ki kardeşim ben size hayvan vereceğim. Tamam koyun veriyor abi. Koyunu mesela diyor ki sen 1-2 sene içerisinde o koyun parasını bana geri vereceksin. Abi ben şu anda piyasaya bakıyorum. Koyunun çifti 1-200, 3'e, 4'e gidiyorsa devlet, ben normalde devlete 5000 lira aylık her koyun başına 5000 lira vermem gerekiyor. Ben ona verene kadar ben hiç yani beslemesem daha iyidir. Ekin. Abi ekini öldürdüler. Mesela Iğdır'ı belki biliyorsunuz da orada şeker fabrikası var. Şekerin bütün geneli Iğdır'da yapıyor. Her şeyi sattılar. Şeker fabrikası gitti abi, tarımcılık gitti, benzine zam. Abi her şeye zam. Her şeye zam. Ben dünen bu pantolonu aldım 300 lira. Varsa ben vereyim, yoksa ben nerede yapacağım? Yani bu, yani bizim bu Türkiye'de yani hırsızlığı güzel yaparsan kazanırsın. Hırsızlığı yapamazsan kaybedersin abi. Bakın ben 60 yaşındayım. Ben bir kargo firmasında hammallık yapıyordum. Hangi bak çocuğuna ya da hastasına maaş alıyordu ya da bilmem ne alıyordu ya. Abi bu zaten kim alıyordu abi?
Abi ben milletin altında çalışıyorum. Göz var, nizam var bu abi. Bu zaten ilerleyen zamanlarda olacak. Her yerden sıkıştırıyorlar. Adam yapmıyor mu? Düne kadar bir mermi yapamıyordu. Mermi, mermi. Yapamıyordu ya. Yapamıyordu. Şimdi kalkmış diye sikiyor. Düne kadar PKK 10 kişi 15 kişi öldürüyordu. 10 kişi 15 kişi. Ülkeyi teslim etmeydiniz. 2 tane şehit veriyorsunuz. Sırtını daya. Babam bana bakar. Yok öyle dünya. Emeğinle geleceksin bu ülkede konuşacaksın. Emeğinle. Anteniyle gelip konuşacaksın. Bakın. Bakın beyefendi. Beyefendi. Bunların hepsini birden sıkıştırıyorlar. Yolunda giden bir şey olsa uçar mı? Genç. Olur mu öyle bir şey? Ekonomi. Gel gel gel. Gel gülüm. Kaçma ya. Bizim en büyük kaybımız nedir biliyor musun? Nedir abi? A Parti. Ooo lider illa. Hayır yok. Ben sana demiyorum. Ben vatandaşım. Ben halkım. AK Parti 10 numarada demiyorum. Ama iyinin kötüsüdür. Kim gelecek? Kötüsü kim? Ne işim var benim? Kim gelecek? Bana iyi lazım. Kötü sen değil. Sen zamana kadar iyi gördün mü? Mi? Bu zamana kadar bir yol verdin mi? Yol yol. Ha? Bir yol verdin mi? Bir, diğer bir parti seçtin mi? 20 yıldır AK Parti var. Gördün mü? 20 yıldır AK Parti başta. Kardeşim bir... Ya 20 yıldan geriye git. Abi ben bir şey söyleyeyim. Bir dakika. Abi şeyim. Zaman çok zaman acın halinde. Şu anda aynısı abicim. Şu anda aynısı. Şu an zam mı yok? Efendi. Söyle. Asgari ücrete ne kadar zam yaptılar? Bir dakika. Kaç yaşındasın? 60 yaşındayım. 5 sene sonra para alacaksın. Ne? Ne? Ne kadar alıyorsun? Niye 5? Lan ben 5 sene yaşayacağım mı? Ya şimdi pansiyonda gidip yatıyor be. Adam ben sen hep şey sen hep mi yaptın yukarıya? Bir telefonunu çıkarır mısın? Allah-u Teala sen hep mi yaptın? Açlıktan öleceğim ben, açlıktan. Yani abi pahalılık var. Pahalılık lazım yani. Abiciğim bir şey söyleyeyim mi? Ben tuşlu telefonu bulamıyorum. Aynen be. Çıkarsana. He? Telefonu Çalışmıyor. Çıkar abi o telefonu. Bak adamın telefonu yok. Ya çalışmıyor, çalışmıyor. Bak. Bak bak. Çalışmıyor, çalışmıyor. Cam kırık. Abi şimdi sakınca. Hayır hayır bakın. Siz de kapıyı vurmayın. Ben ya bir saniye. Abi ben kadar götürüyor. Durun. Gel. Ben 60 yaşındayım. 10 sene yattım. Bir 10 sene daha yatarım. Hadi okum. Abi insan abi ben konuşacağım. Devlet bir şey yaptığı zaman abi ben konuşacağım bir dakika. Devlet bir şey yaptığı zaman 50 yıl 100 yıl sonrasını bir şeyler hareket ediyor. Bizi idare edenlere devlet ayrı bir şey. Devlet ayrı. Devlet ayrı, idareci ayrı. Hükümet ayrı mı? Yasadım. Ne gördün? Yasadım. Kada yasadım. Hayır, ne yapıyorsun? Görüyorum ya. Benim ailem. Lan ya. Tamam. Çık. Tamam yeter çıkma daha çık. Abi ben konuşacağım. Senle yaptık geçen hafta. Abi güne yap. Yok.